Evet, haber merkezince hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, bugün 5 Nisan Avukatlar Günü. RSE Şah Medya olarak savunma hakkının temsilcisi tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyoruz. Evet, Avukatlar Günü nedeniyle Erzincan Barosu'nda kutlama programı düzenlendi. 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Erzincan Barosu'nda kutlama programı düzenlendi. Baro Hizmet Binası'nda düzenlenen programa Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk ve baroya bağlı avukatlar katıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Bekir Aksun, tüm avukatların Avukatlar Günü'nü kutladı. 5 Nisan denilince Avukatlar Günü ilk önce akla geliyor. Bu vesileyle hepinizin gününü kutluyorum. Türkiye'de en çok arzu edilen şey adalet. Tesis etmesi gerekenler ise siz değerli hukukçularımız. Onun için de savunma hakkını sizler vasıtasıyla insanlar kullanıyor. Ben sizin gibi değerli avukatlar var oldukça bu ülkede hukukun temin ve tesis edileceğine inanıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programda konuşan Baro Başkanı Aktürk, avukatlık mesleğinin önemini ifade ederek tüm avukatların bu anlamlı günlerini kutladı. Ardından günün anısına pasta kesimi yapıldı. Avukatlar hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının, hukuk devletinin en temel güvencesidir. Adaletin temeli savunmadır. Bunu sağlayan da avukatlardır. Bir ülkede avukatlık mesleği ne kadar güçlü olursa, o ülkede adalete inanç, yargıya güven daha fazla olur. Biz Erzincan Barosu olarak adaletin tecellisi için bu uğurda çalışıyoruz. Ben bağımsız savunmayı teşkil eden kıymetli meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Meslek hayatlarında sonsuz başarılar, bol kazançlar, mutlu huzurlu günler diliyorum. Günümüz kutlu olsun, nice adaletli günlere diyorum. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde seçimin iptali için Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatı tarafından Refahiye İlçe Seçim Kurulu'na müracaatta bulunuldu. Başvuru Erzincan Merkez İlçe Seçim Kurulu'na havale edildi. Karar merakla bekleniyor. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçiminde AK Parti adayı Çakmak Paçacı 902 oy alırken MHP adayı Cevdet Çınarsa 854 oy almıştı. Sandıktan çıkan sonuca göre AK Parti adayı Çakmak Paçacı'nın seçimi kazanmasının ardından MHP ilçe teşkilatı usulsüzlük gerekçesiyle seçimlerin iptali için Refahiye İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. İlçe Seçim Kurulu'nda emekli olan bir üyenin komisyonda oy kullandığı tespit edildiğinden üye görevden alındı, yerine başka bir üye atandı. MHP karara yine itiraz etti ve olay Erzincan Merkez İlçe Seçim Kurulu'na taşındı. Seçim Kurulu'nun nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Sayın seyirciler, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Erzincan merkez ve beldelere bağlı 80 mahalle muhtarı belirlendi. Bazı muhtarlar yeniden seçilirken bazı mahalle muhtarları ise yenilendi. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Erzincan merkez ve beldelere bağlı 80 mahalle muhtarı belirlendi. Bazı muhtarlar yeniden seçilirken bazı mahalle muhtarları ise yenilendi. Erzincan Muhtarlar Derneği Başkanı Kurtuluş Kılıç'tan edinilen bilgiye göre yeni mahalleler ve seçilen muhtarlar şöyle: Akşemseddin Muzaffer Demir, Aktoprak İlhan Karadağ, Akyazı Niyazi Demirol, Alsancak Ertuğrul İnler, Arslanlı Haydar Bektaş, Atatürk Yusuf Kenan Demirel, Aziz Baba Hünkar Korkmaz, Büyük Çakırman Mustafa Yıldırım, Bahçeli Evler Alaaddin Kıraç, Barbaros İntizar Bayram, Barış İmam Caman, Başbağlar Murat Tapan, Başpınar Kazım Gün, Bayrak Hüseyin Koşar, Bozyazı Recai Ertunç, Buğdaylı İsmail Başgöze, Bulutlu Ayhan Zengin, Cemal Gürsel Volkan Sağış, Cengiz Topel Ferit Geçer, Cumhuriyet Kerim Derviş, Çarşı Selçuk Çakmak, Çukurkuyu Özcan Yılmaz, Davarlı Metin Çaybaşı, Demet Evler Kenan Kahraman, Demirkent İlhan Urhan, Dereyurt Üzeyir Ağıl, Ergenekon Vedat Mollaoğlu,
Ersevenler Yılmaz Koç, Ertuğrul Gazi İsmail Ertunç, Esentepe İmdat Eser, Fatih Ruhi Yarka, Gazi Menküf Akar, Gölcük Gürsel Doğan, Gülabi Bey Erdal Aşut, Güllüce Hüseyin Yayla, Hoca Ahmet Yesevi Durak Eren, Halit Paşa Ruhi Dikilitaş, Hamidiye Yakup Türkoğlu, Hancı Ata Celep, Hoca Bey Nazım Telli, Hürrem Palangası Özgür Toprak, Işık Pınar Abdurrahman Varlı, İnönü Bahattin Yalçınkaya, İzzet Paşa Mehmet Yeter, Kazım Karabekir Oğuz Tekcan, Kara Ağaç Sadi Bekir, Kavakyolu Ahmet Karababa, Keklik Kayası Güngör Dağ Deviren, Kızılay Selçuk Can Tosun, Kurutilek Doğan Sayan, Menderes İbrahim Kaymak, Mengüceli Reşat Bağdaş, Mimar Sinan Cemalettin Demirtaş, Munzur Müslim Aytaş, Mustafa Kemal Paşa Hakan Çorlu, Osman Gazi Köksal Keskin, Osman Gazi Ersoy Demir, Özgürlük Asker Bayrak, Paşa Recep Demir, Sancak Faruk Oğuz, Sarıgöl Zekeriye Mutlu, Selçuklu Süleyman Pak, Serhat Yurtbaşı Süleyman Zengin, Şehit Serhat Muhammed Mutlu, Taksim Yaşar Budak, Terzi Baba Vural Sarıca, Ulalar Yaşar Kırkgöze, Üç Konak Kemal Dülger, Yalnız Bağ Abdurrahman Kesler, Yavuz Selim Miktat Yurt, Yeni Mahalle Ökten İlhan, Yeni Doğan Haydar Kahraman, Yunus Emre Abdülkadir Karabina, Çağlayan Atatürk Ali Özkaya, Derebağ Haydar Ergin, Cumhuriyet Necati Varol, Erdene Hasan Özdemir, Mertekli İsmail Keleş, Şelale Erkan Doğan, Yamaçlı Özcan Sarı. Sayın seyirciler, Erzincan'ın Üzümlü ilçesi yakınlarında 215 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edildi. Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Pelitli köyü civarındaki Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde 28 Mart Perşembe günü yaya olarak yürüdüğü ve herhangi bir izin belgesi bulunmadığı tespit edilen 109 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü unsurlarınca yapılan araştırma, soruşturma ve istihbari çalışmalar sonunda yabancı uyruklu şahısların Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinden bir araçla getirildikleri tespit edildi. Göçmenler Erzincan Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Erzincan Barosu üyesi avukatlar isimleri yazılı künyeleriyle kent ormanında 200 fidanı toprakla buluşturdular. Erzincan Barosu 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Erzincan Barosu ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle fidan dikimi yaptı. Etkinliğe Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk, Orman İşletme İl Müdürü Tekin Işık ve baroya bağlı avukatlar katıldı. Kent ormanında Erzincan Barosu üyesi avukatlar isimleri yazılı künyeleriyle 200 fidan dikimi toprakla buluştu. Erzincan Orman İşletme Müdürü Tekin Işık, Avukatlar Günü'nü kutlayarak sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde fidan dikimi yaptıklarını ifade etti. 5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle bugün burada Erzincan Barosu'na kayıtlı 200'e yakın avukatımızla fidan dikim etkinliği için burada bulunmaktayız. Orman İşletme Müdürlüğü olarak Erzincan ilinde her ne kadar fidan dikme, yeni ormanlar kurma bizim birinci önceliğimiz, birinci görevimiz olsa da STK'larla, kamu kurumlarla işbirliği içerisinde bu tür etkinlikler oluşturarak halkımızda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Erzincan Barosu Başkanı Avukat Adem Aktürk ise konuşmasında 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Erzincan Barosu olarak bir hatıra ormanı oluşturduklarını ifade ederek desteklerinden dolayı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ve tüm avukatlara teşekkür etti. 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle biz de baromuza hatıra ormanı oluşturmaya karar verdik. Bu doğrultuda Orman İşletme Müdürümüzle irtibata geçtik. Kendisi de bize gerekli yardımı, kolaylığı sağladı. Baromuza mensup toplam 155 avukatımız ve 35 stajyerimizi kapsayan bir ağaç
bir hatıra ormanı oluşturduk. Ayrıca bu hatıra ormanında bizim her avukatımıza da ismine özel ağaç diktik. Dedik ki bu avukatlar gününde bizim avukatlarımıza en güzel hediyemiz gelecek nesillere güzel bir miras olsun. Bu da ağaç dikme etkinliği olarak planladık. Bugün itibariyle Erzincan Hatıra Ormanımız, Erzincan'ımıza, baromuza, tüm meslektaşlarımıza hayırlı olsun. Etkinliğe katılan Erzincan Barosu avukatları ise fidan dikiminin önemini dile getirerek Avukatlar Günü'nü kutladılar. Üyesi olduğumuz Erzincan Barosu'nun ağaç dikim organizasyonuna katıldık. Baromuza çevreye duyarlı olması ve bu organizasyonu yaptığı için teşekkür ederiz. Erzincan Barosu tarafından düzenlenen 5 Nisan Avukatlar Günü'nün kapsamında ağaç dikim etkinliğine katıldık. Baro Başkanımız bu özel günde yapmış olduğu bu etkinliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Türk Polis Teşkilatı 174. kuruluş yılını kutluyor. Erzincan'daki etkinlikler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Terzi Baba Camisi'nde şehit polisler için mevlid okutuldu. Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Erzincan Terzi Baba Camii'nde şehit olan polis memurları için Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid'e İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Emniyet Şube Müdürleri, bazı kurum amirleri, STK temsilcileri ve Erzincan halkı katıldı. Allah bila Mevlid'in ardından görevi başında şehit olan polis memurları ve tüm şehitler için dua edildi. Devlet Demir Yolları'na ülke genelinde 356 işçi alımı yapılacak. İşçi alımlarında KPSS şartı aranmayacak. Devlet Demir Yolları'na ülke genelinde 356 işçi alımı yapılacak. Kurumun resmi gazetede yayımlanan ilanına göre TCDD iş yerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle yeni işçiler istihdam edilecek. İlana göre 86 tren teşkil işçisi, 42 demiryolu yapım bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demiryolu hattı bakım onarımcısı, 40 liman vinç operatörü olmak üzere toplam 356 işçi alımı yapılacak. Kurumun iş gücü talepleri 9-15 Nisan tarihleri arasında İşkur tarafından yayımlanacak. Erkek olma şartı aranan ve 36 yaşından gün almamış olan adaylar, İlanda yayımlanan ilanlardan sadece birine müracaat edebilecek. İşçi alımında KPSS şartı aranmayacak. Sayın seyirciler, Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibariyle 59.568 oldu. Verilere göre Erzincan'da her 5 kişiden birinde araç bulunuyor. Araç yoğunluğu bakımından Erzincan Türkiye genelinde 63. sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Şubat ayı sonu itibariyle Erzincan'da trafiğe kayıtlı toplam 59.568 adet taşıtla Türkiye il sıralamasında 63. sırada yer aldı. Bu taşıtların %47.6'sını otomobil, %2.8'ini minibüs, %0.8'ini otobüs, %19.1'ini kamyonet, %3.3'ünü kamyon, %13.6'sını motosiklet, %0.6'sını özel amaçlı taşıtlar, %12.4'ünü ise traktör oluşturdu. Erzincan ili Şubat ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam 59.568 adet taşıtla Türkiye il sıralamasında 63. sırada yer aldı. Evlerde kullanılan beyaz eşyaların daha uzun ömürlü olması için tamir ve bakımları büyük önem taşıyor. Beyaz eşya servisleri ise vatandaşları bu konuda uyarıyor.
Günlük yaşamda evlerde kullanılan beyaz eşyaların tamir ve bakımı daha uzun ömürlü olmaları bakımından önem taşıyor. Klimadan buzdolabına, çamaşır makinesinden elektrikli ev eşyalarına kadar birçok ürünün bakım ve onarımları yapılmadığı takdirde kullanım süresi azalıyor. Servislerse vatandaşları bu konuda uyarıyor. Kullandığımız iklimlendirmede klimalarımızın normalde 6 ayda bir bakım yapmamız gerekiyor. Bunu servis sağlayıcılarımızdan kendimiz talep edebiliyoruz. Ama servise başvurmadan önce ürünlerimizin sürekli havayla sirkülasyon olduğu için filtreleri ve polen filtreleri sürekli tozlanma oluşuyor. Bunu sık aralıklarla yani kullandığımız ortama göre genelde çok tozlanıyor ama ayda veya normalde en az 6 ayda bir bu filtreleri ve polen filtrelerini temizlik yapmamız gerekiyor. Ürünü alırken çamaşır makinemizi mutlaka bizim ihtiyaç duyduğumuz makinalardan almamız gerekiyor. Diyelim ki 4 kişilik bir ailesiniz. 4 kişilik bir ailede normalde 7 kilo ve 8 kilo gramajında bir ürün sizin işinizi görür. 10 kilo ve üzerinde makinalar aldığınız zaman ekstradan enerji sarfiyatı ve su sarfiyatı oluşuyor. O nedenle mutlaka ihtiyacınız dahilinde makinalar alın. Normalde tüketici olarak her yıkama sonrasında şuradaki körük lastiğimizin içerisinde biriken parçacıkları buradan alırsanız ve deterjanlı suyla burayı da hafiften alabilirsiniz. Burada biriken pislikleri almanızı tavsiye ederiz. Bakteri falan tarzında oluşan şeyler de içerisinde kapalı ortamda üremesi daha çabuk olur. Onun için kapağı açık tutmanız yıkama sonrasında sizin için ve tüketicilerimiz için iyi olur. Sebze meyve saklarken nelere dikkat edeceğiz? Şimdi sebze meyveyi eğer ki no frost ürün kullanıyorsanız sebzelik bölümümüzde bakın alt kısımda burada sebzeliğe poşetiyle birlikte poşetin kapağını açacağız. Diyelim ki işte domates, patlıcan vesaire işte biber aldınız. Bunları getirip de poşetli olarak saklamıyorsunuz. Poşetinden çıkarıp daha doğrusu poşetinin kapağını açıp sebzelik bölümümüzde yıkamadan saklama yapıyoruz. Çünkü kapağını kapattığınız zaman poşetinin diyelim ki ağzını bağladığınız zaman içeride bir terleme oluşuyor. Ve de bu terlemeyle birlikte bakteri oluşuyor ve ürün içerisinde bulunan ne varsa kısa zamanda çürümeye başlıyor. Bu nedenle sebzelik bölümünde sakladığımız yiyecekleri poşetinden çıkarmadan, yıkamadan, tamam mı? Poşetin kapağını açıyoruz, poşeti açıyoruz, sebzelikte saklıyoruz. Kahvaltılık bölümlerimizi de bakın varsa eğer, bakın burada mesela görmüş olduğunuz kahvaltı 0 derece bölmemiz var. Burada kahvaltılıklarımızı saklıyoruz. İşte peynir, zeytin vesaire. Bunları hani kapalı ortamda kalsın, kokuları dolabın içerisine sinmesin. Hem de uzun ömürlü kalabilmesi için. Yani dolabın içerisinde saklanabilir ürünlerin yerleri farklıdır. Bunun için bunlara nerede kullanması gerekiyorsa o şekilde kullanmanız lazım. Beraberinde eğer ki no frost ürün kullanıyorsanız 6 ayda bir defa en azından hani dolabın fişini çektikten sonra bir zaman sonra içerisini ılık sabunlu suyla temizlik yapabilirsiniz. Bakın özellikle alt kısımda içerisine bırakmış olduğumuz yiyeceklerimiz zamanla bakteri oluşuyor. Bakteriler de ister istemez dolabın içerisinde siniyor. Bu bakterilerin temizlenmesi, içerisinin güzelce temizlik olabilmesi için sizin de burada 6 ayda bir en azından kapağını açıp fişini çektikten sonra içerisinin temizliğini yapıp daha sağlıklı kullanım elde edebilirsiniz.
Türkiye 3. Ligi'nde mücadele eden Anagol 24 Erzincanspor pazar günü kendi sahasında Gölcük Spor'u konuk edecek. Maç hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlılar maç saatini beklemeye başladı. Türkiye 3. Ligi 3. grupta mücadele eden Anagol 24 Erzincanspor ligin 30. haftasında kendi sahasında Gölcük Spor'u konuk edecek. Çarşamba günü deplasmanda aldığı Fatsa Belediyespor galibiyetiyle moral bulan kırmızı siyahlı Erzincan temsilcisi bu maçı da kazanarak kalan haftalarda play-off hesapları yapmak istiyor. Son maçı iyi bitirmiştik. Vedat Çimen tesislerinde hazırlıklarını tamamlayan Erzincanspor maç saatini beklemeye başladı. Anagol 24 Erzincanspor Gölcük Spor futbol karşılaşması 7 Nisan pazar günü 15'te Erzincan Atletizm Pisti sahasında oynanacak. Evet, şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarımıza. Erzincan 5-17, Erzurum 1-12, Sivas 3-17, Gümüşhane 3-12, Bayburt 1-14, Giresun 8-15, Elazığ 7-17, Tunceli 7-15, Bingöl 5-15, Malatya 9-17, Yozgat 5-16, Amasya 7-24, Kars -1-12, Van 3-12, Ağrı 0-12 derece. Serbest piyasada dolar alış 5.61, satış 5.62, euro alış 6.30, satış 6.31. 22 ayar altın bilezik alış 211.07, satış 214.74, tam altın alış 1523.03, yarım altın alış 753.82, çeyrek altın alış 376.88'den işlem görüyor. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.